Ahmet Ercanlar, İstanbul İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. 22 yıldır medyada görev yapıyorum. Çeşitli televizyonlarda, dergilerde, son olarak Hürriyet'te ve son 9 aydır da dijital medyada medya üzerine çalışmalar yapıyorum. Spor medyasındayım. Bundan 9 ay önce Sansürsüz Futbolu kurdum. Bundan sonra da dijital medyada herhalde devam edecek bir kariyerim olacak. Ana akım medyada yıllar geçtikçe bir daralma söz konusuydu. Zaten ben bunu öngörerek dijitale yoğunlaşmaya başlamıştım Hürriyet'teki ilk yıllarımda. Dijitalde güçlenmeye çalışmıştım ve çok güçlü sosyal medya hesaplarım oldu. İşte Twitter'da 300 binin üzerinde takipçim var. Hürriyet'te tabii sorunlar yaşadım. Yani benim sosyal medyayı kullanımımla ilgili, başka fikirlerimi ifade etme şeklimle ilgili sıkıntılar yaşadım yıllar içerisinde. Bana dediler ki ya Twitter'ını kapatacaksın ya seni Hürriyet'ten atacağız. Ben de atın dedim. Hiç problem değil dedim. Ama atmadılar. Bu defa onlar benim sosyal medyamı kullanmaya başladılar. Hürriyet'te yaptığım yayınlar rekor kırdı. Hala belki kırılamamıştır rekorum bilmiyorum. 200-250 bin kişi izliyordu bir yayınımı. Daha sonra üzerinde başka baskılar kuruldu. İşte şunu lehine yazma, şunu övme, bunun eleştirisini yapma, bu konuya girme. O da benim tarzıma uygun bir şey değil. Yani biz hepimiz bireyleriz. Gazete bizim sahibimiz değil. Gazete sadece bizim adımıza, bizim verdiğimiz haberleri işte insanlara aktaran bir kurum. Tabii ki oranın politikasına çok aykırı bir şey yapmak istemem. Onları zor durumuna da sokmak istemem. Ama benim ifade özgürlüğüme de gazete karışmamalı. Benim her konuda fikrim olabilir. Bu fikirlerimi söyleyebilirim. Gazeteyle aynı şeyi düşünmek zorunda değilim. Gazeteyle aynı kişilere de düşman olmak zorunda değilim. Ben işimi yapabilmek için bu ilişkileri de kurmak zorundayım. Bu nedenle de fikir ayrılıkları çok arttı. Ben de yolların ayrılması gerektiğine karar verdim ve ortak bir kararla Hürriyet'le yolları ayırdık. İlk başladığım günlerden itibaren bir baskı vardı. Neyi yapıp neyi yapmayacağımıza onlar karar veriyorlardı. Ben de ilk günden itibaren hep isyan eden adam oldum. Bu isyanı yapmak zorundaydım çünkü ben bir kişiliğim. Ben bir robot değilim. Bir karakterim var, bir hayat görüşüm var. Bizi bir robot olarak görmek istiyordu gazete. Vicdanlı davranmam lazım. Yani Aydın Doğan döneminde bu kadar yüksek bir baskı yoktu. Orada biraz daha özgürdük. O zaman da baskı vardı tabii ki. Ama bu kadar baskı yoktu. Yani bize birileri gidip patrona şikayet ettiği zaman kabul etmezdi o şikayetleri. Reddederdi o insanları. Bizim kovulmamızı isteyen bir sürü insan oldu orada. Bunu reddederdi ama sonradan gördüm ki Aydın Doğan'dan çıkınca gazete bizim orada pek yaşam olanımız kalmadı. Ve yapmam gereken kendi oradan ayrılmaktı ve özgür kalabilmekti. Çünkü başka türlü kendi kişiliğimi kaybederdim, karakterimi kaybederdim ve sonunda yok olmaya mecbur kalırdım yani. Ben de yok olmaktansa var olmayı tercih ettim. Hani para kaybettim mi dersen kaybettim. Maddi sıkıntı yaşadım mı dersen yaşadım. Ama çok şeyi de kazandığımı düşünüyorum. Haber Global'da da yine o baskılar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldım. Hiç önemli değil benim için. Yani bugün yine güçlüyüm. Yine yayınlarım çok fazla izleniyor. Kaybeden onlar olmuyor her zaman. Çünkü onlar bağımsızlığını yitiriyor. Ben değil. Onlar o kitleyi kaybediyorlar. Çünkü kitle gerçek haberi duymak istiyor, gerçekleri dinlemek istiyor, masal dinlemek istemiyorlar. Ne ifade özgürlükleri var ne de öyle bir niyetleri de var. Öyle bir niyetleri de yok. Benim gösterdiğim cesareti çoğu insan gösteremiyor. Herkes hayatından memnun. Maaşları ay sonunda yatıyor ayın birinde. Ona göre bir yaşantı kurmuşlar. Bu yaşantı bozulmasını istiyorlar. İyi de o zaman biz niye mücadele ediyoruz ki? Ben o zaman memur gibi giderdim, Hürriyet'te devam ederdim. Maaşımı da alırdım. Hayatım da rahat olurdu. Basın kartım da olurdu cebimde. Başka şeylerim de olurdu. Hiçbir sıkıntım da olmazdı. Ve o zaman kim için mücadele ediyorsun? Patronun için. Bana ne patrondan ya? Ben patron gazetecisi olmayı kabul etmiyorum. Ben halkın adamı olmak istiyorum. Halk için mücadele etmek istiyorum. Dolmadı mı benim yerim? Doldu Hürriyet'te. Birini getirdiler. Ama buradaki olay gazetecilerin kişiliği. Kişiliğini kaybetmemek zorunda gazeteciler. Kişiliğini kaybettiği zaman her şeyini kaybeder. Çünkü biz güven üzerine kurulu bir ilişki kuruyoruz insanlarla. Yani insanlar bize güvenmek zorunda. Biz de bu güvene göre gereken neyse yapmalıyız. Başkan Ali Koç'la ilgili yaptılar bu baskıyı. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki Ali Koç'un gitmesini istiyor bazı. Güçlü insanlar öyle istiyor. Ali Koç'u orada istemiyorlar. Fenerbahçe çok büyük bir güç ve bu büyük gücü Ali Koç'un yönetmesini istemiyorlar. Kendilerine yakın insanlar yönetsin istiyorlar. Bu yüzden de bu baskıyı kuruyorlar. Ben de Fenerbahçe'de hani sözü dinlenen bir adamım, etkili bir insanım Fenerbahçeliler üzerinde. Benden Ali Koç'un lehine yazmamamı istediler. Ben de sizi ilgilendirmez dedim. Benden savunma istediler. Savunmaya dedim ki bu benim kişisel görüşümdür. Sizi alakadar etmez dedim. Çünkü onların amacı bizi kullanıp işte Ali Koç'u göndermek. Gazetecileri bir piyon olarak görüyorlar. Yani bizi oradaki kendi piyonları olarak görüyorlar. Ben niye onların piyonu olayım ki? Siyasal tarafı var, başka tarafları var. Ali Koç'u başarılı görürse orada tutarlar, Fenerbahçeliler. Başarısız görürlerse kongre zamanı gelir, gönderirler. Bunu üçüncü şahıslar ya da güçlü insanlar ya da politikacılar ya da başka kimse belirleyemez. Mesela Aziz Yıldırım dönemi bu resmi siteyi bir silah olarak kullanıyordu. Ahmet Ercanlar'a mı kızdı? Hemen yap resmi siteden yalanlamayı, taraftar onu essin kafasını ve yok etsin. Kongreye bir yıl kala ben birkaç tane haber yaptım ve bu haberler doğru olmasına rağmen kulüpten çok büyük tepki çekti. Sonra Hürriyet'teki bir yayınımda söylediğim bazı ifadeler nedeniyle ki o ifadelerin arkasında
arkasındayım. Beni kulüp çok sert bir şekilde, ağır bir şekilde yalanladı. Amaçları yine taraftarın önüne atmak ve beni rencide etmekti. Patronlarıma mesajlar gitti kovulmam için, Hürriyet'te haberlerim çıkmaması için baskılar yapıldı ki çıkmadı bir dönem haberlerim. Sokmadılar yani Hürriyet yönetimi haberlerime. Ki beni korumak için yaptıklarını söylüyorlar da böyle mi korunuyor yani bir insan? Fenerbahçe taraftarı buna çok sert tepki gösterdi. Ve herhalde Twitter tarihinde en uzun süre tizide kalan insanımdır. Saat öğlen 2 gibi yalanlama yapıldıysa o saatte Ahmet Ercanlar yalnız değildir tagı birinci sıra yükseldi. Gece 11'e kadar hep birinci sıradaydı. İnanılmaz bir destek. Yüz binlerce insanların destek mesajı yağdı. Bu da bence tarihi bir olaydı o gün. Yani genelde kulüpler bu açıklamayı yapar. Taraftar o muhabiri linç eder. Böyle bir alışkanlık vardı. Bu defa tam tersine taraftar kulübü linç etti. Kulübü yönetenleri bu açıklamanın haksız olduğunu ifade ettiler. Bu da herhalde herkese nasip olacak bir şey değil. Fenerbahçe çok büyük bir güç. O gücü elinde tutmak isteyen de çok fazla insan var. Ahmet Ercanlar da burada önemli bir figür olduğuna göre Ahmet Ercanlar'ı ne yapacağız? İtibarsızlaştıracağız. Özel Twitter adresleri var sadece beni itibarsızlaştırmak için yayın yapan. Mesela YouTube kanalından kesiyorlar, biçiyorlar. Hiç söylemediğim bir şey söylemişim gibi yapıyorlar. Ya o kadar çok yapıyorlar ki buna. Bu kadar itibarsızlaştırmaya hala yukarıya doğru ivmeyle gitmem herhalde Allah yardım ediyor bana öyle diyeyim. Sürekli üzerimde baskı, mobbing. Aziz Başkan döneminde gazeteye mesela Sedat Ergin genel yönetmeniydi. Benim bir haberimden dolayı bir yalanlama yaptı kulüp. Haber şu, Terano gönderilecek. Çanlar Terano için çalıyor diye. Az Yıldırım Sedat Ergin'e faks gönderdi. Mail attı. Yetmedi. Telefonla da aradı. Bir de ıslak imzalı yazısını gönderdi. Posta yolladı. 4 ayrı yolda. Kovulmamı istedi bu haberden. Ertesi günlerde pazartesi günleri Ombudsman'ın yazısı vardı. Ombudsman'a da bir yazı göndererek benim yazımı çok ağır bir şekilde eleştirtti Aziz Yıldırım. Nasıl böyle bir yalan haber yazar diye. Aylardan Kasım'dı. Ocak ayında galiba ya da Şubat'ta Terano kovuldu. Ve Terano kovulduktan sonra Anadolu Ajansı'na bir deme çağırdı. Dedi ki Kasım ayında dedi yollar ayrılmıştı artık dedi. Yani benim haberi yaptığım tarihte. Ben hemen Hürriyet'in Ombudsman'ına bir yazı yazdım. Siz dedim okur temsilcisisiniz dedim. Ve dedim beni orada linç ettirdiniz. Beni yalancı konumuna soktunuz dedim. Bugün dedim bakın bu kanıtı dedim. Siz dedim benden özür yazısı yanına yayınlamalısınız dedim benimle ilgili. Ve yazdığım yazının özür yazısını Faruk Bildirici Ombudsman olarak köşesinde aynı şekilde yer ayırdı ve yayınladı. Ve benim haklı olduğumu söyledi. E o zaman orada yüzlerce insan bana küfür etti, hakaret etti. Yalancı dediler. 7 ay tesislere giremedim. 7 ay yasaklandı. Fotoğraflarımı koydular tesislerin girişine. Sırf girmeyeyim diye. Benim dışında 3-4 gazeteci daha yasaklanmıştı. Onları koymam. Sadece beni koydular. Ama benim yazdığım her şey satır satır doğru çıktı. Satır satır. Ve mobbingin en büyüğünü yaşadım. En büyük haksızlığı yaşadım. 3 ay insanların kafasında yalancı pozisyonuna sokuldum. Ve benim gazetemde bana destek olacağına bu mobbinge çanak tuttu. Demek ki biz çok yalnızız yani bu medyada. Çok rahat bir şekilde algılarla, yalanlarla linç ettirilebiliyoruz. Aynı şeyi 2018 yılında yaptığı zaman Aziz Yıldırım bu defa tam tersi az önce anlattığım o tepkiyi gördü. Çünkü insanlar aptal değil. Yani görüyorlar zaman içerisinde. Ya tamam o zaman yalanladın doğru çıktı. E bugün bunu yapıyorsun. Bu adamı gene linç ettirmek istiyorsun. Hayır bence sen yalan söylüyorsun dedi insanlar. Benim arkamda durdular bu defa. Bilmiyorum medya tarihinde böyle bir olay yaşanmış mıdır? Yani benim o 9-10 saat TT'de birinci sırada kalmam yani çok az insan nasip olur diye düşünüyorum. Yoktu. O zaman yorumculuk yapıyordum sağda solda ama zaman içinde bütün kapılar tek tek kapanmaya başladı. Baskılar. Öyle bir noktaya geldi ki bu kadar büyük reytingi olan bir insan olarak ne büyük kanallardan teklif aldım ne bir yerlere çıkartıldım ne bir kahramanlık hikayesi yazıldı hakkımda ki benim başardıklarımı başkası yapsa ya bir sürü hikaye yapılır, başarı öyküleri yazılırdı. Bir web sitesinde işte yazı falan yazıyordum. Oradaki yazımı kaldırttılar benim. Tık diyorum yazı çıkmıyor. Silinmiştir diyor. Oradan da istifa ettim. O gün Twitter'a yazdım. YouTube kanalı kuruyorum dedim. İşte yardımcı olan genç bir arkadaşımız vardı. Selahattin isminde. Abi dedi ya işte 3-4 bin olsak süper olur dedi. Hani birkaç hafta içinde dedim. Ben o gece 20 bin oldum. Açtığım gün yani. Çok özel bir şey yani. Bir işte cep telefonum vardı bir tane şu telefon. Onu da çektim işte koydum. 50 bin izlendi. 5 dakikalık bir tanıtım videosu koydum. İkinci videom 50 bin izlendi. 55 bin izlendi falan filan derken büyümeye devam ettik. Tek başıma bir anda karar verdim. Bir tane genç bir kardeşim vardı. Dedim bana YouTube kanalı açar mısın dedim. Açtı şifrelerini gönderdi. Başta Spor Digital diye bir kanalın stüdyosunda kullanıyordum. Birkaç yayın kullandım. Sonra yani bir bahaneyle oradan da uzaklaştırıldım. Önemli değil. Onlar da arkadaşımız. Bu stüdyoyu açtırttılar beni en sonunda. Öyle oldu yani. Zorla açtırttılar. Çok zor oldu. Kolay değil. Maddi olarak da çok zorlandım. 5 parası kaldığım zaman da oldu yani. Söyleyeyim yani bu kolay bir şey değil. Ama ayakta kalmak zorundaydık. O mücadeleyi de vermek zorundaydık. Ve verdik. Bence kazanıyoruz yani. Kameram yok. Param yok. Hiçbir şeyim yok.
yapacağım? Bir yandan da insanlar istiyor bir şeyler. Yer yok. Birkaç ay evden işte cep telefonuyla falan yayınları sürdürdüm işte. Zoom, Moom. Bu pandeminin girmesi de bir avantaj oldu aslında yani. Herkes Zoom'dan yapmaya başladı. Her şey, şartlar eşitlendi yani o dönem. İşte o dönem bu stüdyonun temellerini atmaya başladım. Biraz para biriktirdim. Kamera aldım 3-4 tane. Işık aldım, ötekileri aldım, şunu aldım, bunu aldım derken artık bir stüdyo açabilecek konuma geldim yani. Ondan sonra da bu ay başında da artık buraya yerleşmeye karar verdim. Aslında ben 12 sene televizyonculuk yaptım ama teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki yani şeyi kaçırmışım yani ipin ucunu. En baştan başladım, öğrene öğrene buraya kadar geldik. Yani sıfırdan başladım yani. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bunu kazanıyor olmak bence başkaları için de bir umut yani. Belki benim gibi başka bu yollardan yürüyecekler olacaktır. Bizimki bir başarı hikayesi. Eminim onlar da benzer başarı hikayeleri yazabilirler. Korkmasınlar ya. Türkiye'de dijital bütün dünyadan daha hızlı ilerliyor. Neden? Çünkü sansür var. Sansür var derken işte kurumlar çalışanlar üzerinde sürekli baskı kuruyorlar. Ve bu baskıyı kırmak gerektiğine inandım. O yüzden de kanalımın adını bir defa Sansürsüz Futbol koydum. Sansürsüz öyle boş bir ifade değil yani laf olsun diye koydum bir isim değil. Gerçekten sansürsüz. Hiç kimseden korkum olmadan ben halkın savcılığını yapacağım dedim. Cesuruz. Kimseden korkmuyoruz. Dava edenler oluyor bazen. Kimseye hakaret etmiyoruz. Bunlar baskı kurmak amaçlı yapılan şeyler. Mesela Futbol Federasyonu ile ilgili yaptığım mailler vardı. Beni davetler, birkaç tane dava açıldı. Bugün son bir haftadır görüyorum ki herkes benim ondan önce söylediğim şeyleri söylemeye başladı. Yani demek ki ben onlardan çok daha ileri durumdayım. Onların bugün söylediği şeyleri, federasyonun harcamaları, şunları, bunları ben 10 ay önce yayınlar yaparak hem de çok ses getiren yayınlar yaparak yapmışım. Ama medya bunu görmezden gelmiş. Bugün sessiz kaldılar, bugün konuşuyorlar ama biraz geç kaldılar yani. Eğer kamu vicdanına göre hareket ediyorsa bir gazeteci etmek zorundaysa onlar kamu vicdanına göre hareket etmemişler. Onlar çıkarlarına göre hareket etmişler. Bugün de medya bazı çıkarlara göre hareket ediyor. Bugün federasyonu eleştirirken bile belli çıkarlara göre hareket ediyor. Ben buna karşıyım. Teknik işlerime bakan arkadaş, abi dedi ben bir yerde çalışıyorum. İstersen dedi evimi de kullanabilirsin, bir odasını kullanabilirsin dedi. Tamam dedim. Yaklaşık 7-8 ay benim bütün çekimlerimi o yaptı. Sonra onu işe aldım ben. Altan Tanrı Okulu yıllardır iş verilmiyordu medyada. Ama bence Türkiye'nin en kaliteli yorumcusu. Neden iş verilmiyor? Gidip onları sorun isterseniz. Bilmiyorum. Fenerbahçe'li diyeyim başka sebepten mi bilemiyorum. O evdeydi, işsizdi. Altan abi gel dedim, onu aldım. Gökdoğan Aspor'dan ayrılmak zorunda kalmıştı. Yine Fenerbahçe ile ilgili bir konudan dolayı. Dedim ki, insanları önce duyurdum ama bakın dedim, burası güçlendikçe ben işsiz kalan medya mensuplarını alacağım dedim. Bir söz verdim ve buna uygun bir şekilde planlamamı yaptım. Sonra Gökdoğan'ı aldım. Yarın öbür gün başka biri işsiz kalırsa kapım açık. Bütçeleri de hazır. Onları da alacağım. Yani ben bu işe kafayı taktım ve bu işte alternatif olacağım. Yani medyada kim baskı görüyorsa kapım açık kardeşim. Baskı görüyor musun? Gel ve buradan ekmeğini kazan. Yani devrimcisi oldum yani bu işin. Ana akım medyaya evet savaş açtım ve bu savaşı şu an kazanıyorum bile. Öndeyim yani. Ya yani onlar hepsi çok güçlüler, çok şeyler. Bence hiçbir güçleri yok. Hiçbir yetkileri de yok. Bakın ben buradan bir yayın yapıyorum. Günlerce konuşuluyor. Onlar manşetten haber veriyor. Kimse konuşmuyor. Onlar o güçlerini kaybettiler. Çünkü insanları kandırmaya çalıştılar. İnsanlar artık aptal değil. Sosyal medyadan sonra artık her şeyi çok çabuk öğreniyorlar. Bir yalan haber yapıyorlar mesela. Bir dakika sonra Twitter'dan yalanlanıyor. Birinci muhatabı tarafından. Onlar artık bittiler. Hani bu maratonsa ben birkaç kilometre fark attım şu anda. 9 ayda yani. Daha da atacağım. Şimdi ben 100 bin abone için bir hedef koydum. Şimdi sosyal medyaya bakıyorum. Herkes diyor ki Ahmet abi 100 bin yapalım, 100 bin yapalım. Benden çok onlar uğraşıyor. Ya yani 100 bin olunca hem daha çok para kazanacağım YouTube algoritmasına göre hem de sponsorlukları daha rahat alacağım. Niye 100 bin olmak istiyorum? O yüzden olmak istiyorum. Şu anda 95 bini geçtim. 3-4 gün sonra 100 bin olacağım. Bu hızla devam ediyor ederse. Günde yaklaşık 1000-1500 tane yeni abone geliyor. Bu hesabıma göre 5 gün sonra da 100 bin olacağım. Anlatabiliyor muyum? Böyle büyümeye katlanarak devam edeceğim. Bu işte ya en büyük olacağım ya da en büyük olacağım. Başka bir hedefim yok. Hedefim büyük benim yani. Ana akımda siz çok para verildiğini düşünüyorsunuz. Bence o kadar para verilmiyor. İnsanlar köle gibi çok ucuz parayı çalıştırıyorlar. Ben şöyle bir model belirledim. Herkesin belli alacağı para var ama o ay fazla para kazanırsak ben fazla para veriyorum arkadaşlara. Ben diyorum ki devrimcilik yapıyorum aslında. Bu şekilde finanse ediyoruz yani. YouTube'dan iyi bir gelirimiz var. Ufak ufak sponsorluklar olmaya başladı. Gelecek ay daha çok kazanırsam arkadaşlara da daha çok vereceğiz. Yaklaşık 100 kişi para veriyor bize katılıcılarına. Orada VIP üyelik mesela 350 lira. Onun bile üyeleri var. Benim için çok büyük para değil oradan gelen para ama manevi anlamda en kıymetli para o. Çünkü insanlar yani gönülden diyor ki ya bu da benden olsun diyor. Bak diyor sen bir mücadele veriyorsun. Bu da
da bizden olsun diyor. Kimisi 5 liralık yapıyor. Kimisi 350 liralık yapıyor. Hiç önemli değil benim için. Buradaki olay tamamen onların hakikaten katılmaları bu işe. Ya para olarak değil. Yani gönülden beni desteklemeleri. Bu manevi anlamda bana çok büyük güç katıyor ve onlara da biraz layık olmaya çalışıyorum yani. Şu an 5 kişilik bir ekiple çalışıyorum. Ama hedefim 50 kişi olmak, 100 kişi olmak. Onu da yapacağım yani. Göreceksiniz. Burada sadece Fenerbahçe'de olmayacak yakında. Birkaç ay sonra belki. Galatasaray, Beşiktaş. Ya isyan eden herkese kapım açık diyorum. Kim isyan ediyorsa bu sisteme, bu ana akım medyaya gelsin. Kimse işten kovulmaktan korkmasın. Kimse boyun eğmesin. Hiç kimse kendisine dayatılan şeyleri söylemek zorunda kalmasın. Bu mesleği buralardan kurtaracağız. Benim gibi birkaç kişi daha çıkacak. Onurlu bir şekilde mücadelemizi vereceğiz. Kazanacağız. Çok bağlılar. Yani mesela bizim kanalda bazen teknik hatalar da oluyor. Bizden çok, benden çok onlar üzülüyor. Çok güzel eleştiriyorlar. Çok gönülden eleştiriyorlar. Sürekli eleştirilerini dinlemek istiyorum mesela insanların. Yazın diyorum eleştirilerinizi. Ben ona göre düzelteceğim diyorum. Çok eleştiri alıyorum. Ve bu eleştirileri de hakikaten uyguluyorum yani. İzleyicilerden gelen yorumları hepsini okuyorum tek tek. Yani bazen bir videoya 400-500 yorum geliyor. Bir videoya 1500 yorum geliyor mesela. Onların hepsini okuyorum ben. Ve oradaki her eleştiriyi ekip arkadaşlarıma diyorum. Hepiniz okuyun diyorum. Herkes olacağı ders alsın. Bir sonraki aşamada daha iyi olmak zorundayız. Bizim onlara borcumuz var çünkü yani. Onlar bize ailemizi geçindirecek parayı kazandırıyorlar. Bizim de onlara kaliteli ve doğru yayını yapma ve en iyi yayını yapma borcumuz var. Bu borcu da ödemek için çok çalışıyoruz yani. Hiçbir mecrada böyle bir kitle olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar bağlı bir kitle olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü onlar da isyan ediyor artık bu düzene. Yani şu an isyan eden 95 bin kişi bulabildim. Bu sayıyı işte 300-500 binleri çıkartmak amacım ya. 500 bin kişiyi isyan ettirmek istiyorum bu kanal üzerinden. Tabii ki yapıyorum. Hiç kimse karışmıyor. Kimseyi de ilgilendirmez söylediğim şeyler. Biri arayıp telefon açıp bile ya sen niye bunu söyledin diyemez bana. Ben kimseye iftira atmıyorum, kimseye yalan söylemiyorum, kimseye hakaret etmiyorum. Doğru bildiğim neyse bir gazetecinin yapması gerektiği gibi teyitlerimi alıyorum ve konuşuyorum. Ve konuştuklarım 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 ay sonra doğru oldu ortaya çıkıyor. Benim için önemli olan bu. O yüzden de istediğim haberciliği tabii ki yapıyorum. Şu an YouTube kanalıma ayda 2 milyon 200 bin kişi giriyor. Ya bunu milyonlarca dolar insanlar para yatırıyor. Bu kadar şey yapamıyor. Ben hiç para yatırmadım. İlk kez işte bu stüdyoya harcadım. Yani o da 15-20 gündür. 10 ayda inanılmaz başarılar elde ettim. Ben size bütün rakiplerimizin örneklerini getireyim. Harcadıkları parayı çıkartayım. Bizim en az 10 katımız ve izleyici kitleleri bizim 5'te 1'imiz. Yeni transferler yapacağım. Çok önemli insanları çıkartacağım buraya bu kanala. Kimsenin hayal bile edemeyeceği insanları çıkartacağım. Yine işsiz kalmış. Önemli isimleri transfer edeceğim. Ki görüşüyorum onlarla şu anda. Teklif de yapıyorum. Onları getireceğim. Onlarla beraber daha da büyüyeceğim. Ana akım benim yanıma gelecek. Onlar YouTube'a geçecek. Anlatabildim mi? Ana akım diye bir şey kalmayacak. Ana akım ben olacağım. Burası olacak ana akım. Ana akım bitti artık. Kendileri de farkındalar artık bittiğin, yok olduklarının. Onlar da bizim peşimizden gelecekler. Yani ileride ana akım dediğin zaman o ana akımlardan bir tanesi de sansürsüz futbol olacak. Bu kadar da iddialıyım yani.